Şimdi tamam gibi yayın. Herkese merhabalar. MS Outcore'un Lockdown 30 Days of Technology'de bugün 25. gündeyiz. Bayramda yine keyifli konular konuşmaya devam ediyor olacağız. Bugün de yine çok keyifli bir konumuz var. Otomasyon konuşmaya devam ediyor olacağız. Otomasyon stratejileri, kullandığımız tool'lar, ne için kullanıyoruz, nerede kullanıyoruz vesaire gibi konuları inceliyor olacağız. Şimdi şöyle bir özetlemek gerekirse işte dün, bugün ve yarın böyle sanki üst üste giren ve birbiriyle overlap eden konulardan bahsediyor oluruz ama bunun bir sebebi var. Şimdi otomasyon zaten çok önemli bir başlık. Hayatımızın her yerinde var. Yani illa deployment'da olmak zorunda değil bu. Bu bir cron job olabilir veyahut da cloud'daki ve on-prem'deki bazı işlerimizi yapmakla ilgili olabilir. Birçok yerde kullandığımız bir teknoloji farklı tooling ile. Bir de işin DevOps'ta altyapının kodlanması tarafı var. Yavaş yavaş aslında oraya giriyoruz. DevOps'un en önemli konularından bir tanesi ama tabii arada yapılacak çok ciddi otomasyon adımları olabilir. Veyahut da genel olarak hiç altyapınız deploy etmekle alakası olmayan rutin işlerinizin otomasyonu olabilir. Bununla ilgili neler kullanıyoruz? Bundan konuşuyor olacağız. Dün birazcık kavramlara baktık. Bir iki teknoloji inceliyor olduk. Kayıtlara YouTube'a atıyoruz. Bugün de yine otomasyon araçlarına ve konularına bakıyor olacağız. Şimdi öncelikle yine şöyle bir hatırlatmak adına aslında otomasyon ve DevOps kavramlarına bakmak istiyorum. Şimdi otomasyon ve DevOps öncelikle aynı şey midir? Nerede kesişiyorlar? Veyahut da beraber kullanılan bir şey midir? İç içe geçen bir şey midir? Baki hocama söz vererekten başlamak istiyorum. Evet, herkese iyi akşamlar, merhaba. İyi bayramlar tekrardan. Otomasyon ve DevOps aynı şey değildir. Çünkü evet, DevOps'un olmazsa olmazlarından bir tanesi olan otomasyon bu oyunun ilk adımlarından bir tanesini oluşturuyor. Aşağı yukarı bir 10 sene olduğunu söyleyebilirim. Tam yani araştırıp senesini verebiliriz ama bir 10 yıla dayandığını ben bizzat biliyorum kendi çalışmalarımdan da. Otomasyon tabii ki de bir şeylerin kontrol edilip de sürekli değişen vaziyette, dinamik vaziyette bütün ortamı ve bütün sistemi ayağa kaldırabilecek, bütün yapıyı, uygulamaları, bu bütün zinciri bir bütün halinde dinamik bir şekilde yürütmeye imkan tanıyacağı için tabii ki de DevOps'un olmazsa olmazlarındandır. Ancak DevOps herkesin de bildiği ya da bilebileceği gibi bir disiplindir ve bir kültürdür aynı zamanda. Ha, belki şu soru sorulabilirdi. Agile ile DevOps arasındaki fark nedir diye. Orada çok minik bir çizgi, birkaç çizgi var. Ama otomasyon ve DevOps dendiğinde otomasyon DevOps hayatının, dünyasının içindeki birimlerden bir tanesine, en önemlilerinden bir tanesini oluşturur ama bir tanesini oluşturur. Dolayısıyla DevOps kapsar otomasyon diyebiliriz ama tam tersi uygulanabilir değildir. Doğru Evet. değildir daha doğrusu. Ama aynı zamanda otomasyonu da DevOps haricinde yani hiçbir DevOps sürecimiz yok. Rutin infrastructure işlerimizin hepsinde aslında veyahut da yazılım işlerimizin hepsinde kullanabilir durumdayız. Bu da bambaşka bir kavram aslında. DevOps'un içinde de var ama başka birçok şeyin içerisinde de var diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten infrastructure as code ve otomasyon ikisi işte artık tabii tabirleri birbirinin içine geçiyor. Birbirini kapsıyor. Ya da çok minik bir eklentiyle ismi değişmiş. DevOps ve DevSecOps arasındaki fark değil mi? İşte orada bir sec tamam güvenlik ama ne tarafına dahil oluyor? Yani o DevOps tamamen var da üstüne bir de böyle hop böyle pastanın üstündeki Hindistan cevizi gibi güvenlik mi serpiştiriyoruz da DevSecOps oluyor bunun ismi. Bunları tabii tartışmamız lazım, konuşmamız lazım. Ama Infrastructure as code ve otomasyon olmazsa olmaz. Çünkü altyapının otomasyon ile yönetilebiliyor olması anlamına gelir. Ama automation kendi başına tabii uygulama tarafında da, altyapı tarafında da, network tarafında da, güvenlik tarafında da bir orchestrator'dır. Orkestrasyon yapan bir araçtır. Dolayısıyla DevOps içinde de çok güzel bir yer bulmuştur kendini haliyle. Çünkü DevOps herkesin aynı düzlemde olmasını sağlayan, aynı dili konuşmasını sağlayan, insanların birbirlerinin yaptıklarından haberdar olmasını, birinin yaptığı hatayı diğerinin rahatlıkla görebiliyor olmasını, transparanlığı ortaya koyma noktasında bir kültürdür. Ve otomasyon da hata yapmamak ve kendi farklı paydaşlar arasında birinin output'unu, çıktısını diğerine girdi olarak verebiliyor olma yeteneğine sahip olduğu için doğası gereği, otomasyondan bahsediyorum, DevOps'un olmazsa olmazlarındandır nihayetinde. Süper. Ağzına sağlık abi.
Peki şimdi burada Mert'e bir şey sormak istiyorum. Mert, yazılım dünyasında ağzımıza da aslında pelesenk terimlerden bir tanesi bu. Herhalde yüzlerce defa bahsetmişizdir şeyde bu seanslarda. Cron job denilen bir şey var. Mesela bu bir otomasyon örneği midir? Nedir? Birazcık bize bunu açıklar mısın hani bilmeyen insanlar için? Öncelikle herkese iyi akşamlar ve iyi bayramlar diliyorum. Şimdi hocam açıkçası ben çok kullanmadım Roncop'u. O yüzden şimdi çok doğru kişi değilim. O yüzden bu soruyu ben sana geri paslamak istiyorum. Tamam. Ben alayım o zaman Tamam. üstüme hocam Cronjob'u. Buyur Ha abi. pardon. Sen devam et. Yani burada üstad sen varken bana çok fazla laf düşmez ama biz Linux tarafında daha çok Cronjob kullanıldığı için. Yani bir otomasyon mudur değil midir? Bunu tabii benim söylemem çok doğru olmaz ama şöyle düşünebiliriz. Otomatize etmek istediğin ve sürekli rutin olarak yapman gereken işletim sistemindeki veya infrastructure tarafındaki işlerini düzenli bizim işte Windows tarafındaki schedule job gibi yapmak istediğin işleri cron joblarla Linux işletim sisteminde veyahut da benzer işletim sistemlerinde yapabileceğimiz bir nevi işte kodlanmış tekrarlanan işler diyebiliriz. Ki aslında otomasyonun tanımını yaptı şu anda. Evet. Yani ama çok da böyle otomasyon gibi yani otomasyon deyince daha böyle komplike işte daha sirkülatif işler geliyor benim en azından aklıma ama şey olarak baktığında cronjob biraz daha bunun başlangıcı basic seviyesi diyebiliriz en azından hocam. Evet, bravo. Belki hocam buyur sen bir şey söyleyecektin. Tabii ben de minik ekleme yapayım. Kesinlikle katılıyorum benim söylediklerine. Benim geçtiğimiz süreçte çok yakın bir zamanda cron joblarla bir işim oldu. Böyle bir cluster içerisinde, AKS içerisinde bir bastion host oluşturma görevim vardı ama kompleks bir bastion host'u bu. Yani sanki bir VM build eder gibi bir pod build etmem ve onun üzerinde de bir takım uygulamaları anlık olarak işte güncel versiyonlarıyla üstüne ekleyerek hazırlamam gerekiyordu. Görevim buydu, benden beklenen buydu. Bu anlamda cron job'lar kullandım. Cron job böyle bildiğimiz bir text dosyası gibi bir şeydir aslında bakıldığında. Ve içerisinde her 3 dakikada bir 5 dakikada bir de kendine ait bir paterni vardır, bir örgüsü vardır. Orada o syntax'lere uymak suretiyle dersiniz ki işte şu kadar sürede bu kadar git şu dosyayı çalıştır, bu uygulamayı, bu shell script'i tetikle vesaire gibi. Ben de o şekilde mesela yapıp bütün SSH session'larını öyle ya bu sonuçta bastion host ve üzerinde Ubuntu koşuyordu. Herkes oraya bağlanıp oradan da başka cluster'lara gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla oraya her bağlanan SSH'den bağlanan insanın bütün loglarının böyle tutulup ve ilginç bir şekilde tabi orada başka teknolojiler de kullandım. Yani herkesin yazma yetkisi olması gerekiyordu ama silme yetkisi olmaması gerekiyordu. Yani append only bir yaklaşımdan bahsediyorum. O yüzden Chrome dışında birkaç tane daha şeyi birleştirerek kullanmak zorunda kaldım. Ve işin güzelliği de her 3 dakikada bir de bütün logların hepsi Azure'da storage account içinde container'a gönderiliyordu. Orada da append only olarak yapılıyordu. Bu belki pek bilinmeyen bir şey ama storage account'larda da append only özelliği vardır. Dolayısıyla yani bir SSH session'ına gelip de yazdığınız her keystroke otomatik olarak böyle videoya çekiliyormuş gibi ne derler ona? Script diye bir tool vardır. Bununla kayıt altına alıp gönderiliyordu. Çok uzattım ama Chrome yani en azından resmi büyük resmi gösterip kullanım alanlarına bir örnek vermek için kullanmıştım. Belli her 3-5 dakikada gidip hem o izinleri değiştiren script'i tetikleyen hem de eğer loglar belli istenilen büyüklüğe gelmişse onları da gidip belli yerde zamanlarda upload eden bir mekanizma esnasında kullanmıştım. Gayet faydalı, basit, güzel ve güvenilir bir servis olduğunu düşünüyorum Linux üzerinde. Süper. Şimdi ben aslında şöyle açıklayayım. Bunu çok yazılımcılar kullanıyor diyorum ama aslında işin özetinde bir infrastructure tool'dur. Cron job'un geldiği yer, yani cron dediğimiz şey Linux'e bir komuttur bu arada. Yani Unix-like sistemlerde, bütün o Unix ailesinde ve Linux ailesinde bir komuttur. Bunu şöyle basitleştirebiliriz. Windows adminler açısından da Windows'ta task scheduler diye bir şey vardır. Yani zamanlanmış görev dediğimiz şey vardır ya. Gideriz işte örnek veriyorum saatte bir şu servisi kontrol et, stop olmuşsa run et örnek veriyorum. Veyahut da Active Directory'deki bütün user'ları get et vesaire. Neyse bunun ismi. Cron job dediğimiz şey zamanlanmış işler topluluğudur.
buradaki sadece şimdi open source development'la beraber çok aşırı derecede böyle birazcık daha böyle ağızlara pelesenk oldu. Çünkü neden? Unix'te yapmak istediğiniz schedule task'lar var. Bunun için çok kullanıyorsunuz. Bir de yazılımcılarla özdeştirilmesinin sebebi Unix admin değilseniz tabii. Unix adminler buna çok bu arada şeyler, alışkınlar ama ondan sonra regular expression'ı var kendisine özel. Yani işte atıyorum 5 haneli ondan sonra 5 tane yıldız var. Orada işte slash 5 ondan sonra bazı böyle imgeler kullanaraktan test scheduling yapıyorsunuz. Dolayısıyla cron dediğimiz kelime Unix'te aslında bir komuttur. Ve test scheduler'ın, Windows'taki test scheduler'ın tamamen karşılığı diyebiliriz. Ama artık bugün Baki Hocam'ın da anlattığı gibi aslında düzenli olan birçok şeyde kullanıyoruz. Yani otomasyonun en önemli araçlarından bir tanesi Unix sistemlerde. Windows'ta bunun için başka şeyler var. Yani servis yazabilirsiniz vesaire gibi. Şimdi biz konuşurken cron job'u Bora hocam şey yaptı, bir stream açtı ama Bora örneğin mi var cron job'la ilgili? Yani ben de göstereyim dedim. Süper. Hemen büyüttüm ben de şimdi. Bir dakika dur gelsin ekrana. Bekliyorum. Geldi. Evet gördük. Şu anda şeydeyiz. Bu neymiş ya bu? Hangi programı kullanıyorsun remote desktop için sen? Remote Desktop Manager. Remote Desktop Manager'ın bağlandığı. Oo, ben Remote Desktop Manager'ı ne zamandır kullanmıyorsam ara birimini tanımadım bu arada. Bu baya yeni versiyonu. Evet, görmemiştim. İçinde de mRemote var galiba. İçinde bir makineden de mRemote var. Makinede mRemote var. Oradan da içerideki makinelere bağlanıyorum. Bir Inception'ın durumu içerisindeyiz şu an. Aynen aynen hocam. Ben sunucuyu tekrar açayım. Tamam, bekliyoruz. Şu anda ekran geldi mi? Yani bahsettiğin komut da işte sudo evet. Admin haklarıyla çalıştır demek oluyor Linux'te. Cron tab eksi e deyince de yanlış yazdım. Cron tab'ın bu şey yani komutları vereceğiniz arayüzü burası aslında. Hı hı, evet. Bahsettiğiniz gibi mesela bu makine her yeni başladığında şu komutu çalıştırıyor. Bu bizim MongoDB makinemiz. Yok, key alıyor sanırım sanki, öyle mi anlıyorum? Üstündeki database'i ya hayır. Bu database'in servisini start ediyor aslında şu komut. Ha, ilgili key dosyasıyla. Tamam, okey. Evet. Alttaki bizim CloudWatch servisini bu makinenin işte memory, işte cache, işte disk gibi bilgilerini 5 dakikada bir, şuradaki anlamı o. Yani buradaki yıldızların her bir anlamı var. İşte gün, dakika, saat evet. Filan gibi. Yani şu anda 5 dakikada bir bu metrikleri CloudWatch servisine gönderiyor. Ayrıca bizim benim yazdığım bir 5 dosya var. 5 bir komut var. Onu her dakika çalıştırıyor. O da MongoDB'nin metriklerini, MongoDB'ye özel metrikleri yine CloudWatch'a gönderiyor. Bir de işte her gece saat 23.50'de de bu sunucunun yedeğini alan şu job çalışıyor diye söyleyebiliriz. İsterseniz bu jobların içine de girip onlara da bakabiliriz. Arzu eder misiniz? Neden etmeyelim? Buyur göster. Hemen görmüş olalım fikir etmesi adına. Ha, onu soracaktım. Sen komutu yapıştırınca sorayım. Şimdi hocam bilmeyenler için şimdi bu direkt default'ta böyle açılıyor da bu bir V ara birimi, doğru mu? Bu VI, evet. Evet. V ara birimi. Hani bilmeyen için arkadaşlar. Linux'teki çok yetenekli ve çok basit bir text editördür bu arada. Yani çünkü biz böyle şey yapıyoruz. Herkes böyle Linux admin veyahut da bazen Windows adminmiş gibi davranıyoruz ama ben o yüzden tek tek açıklıyorum. Editörden çıktık şu anda. Detayını yani bekliyoruz efendim. Ben tekrar girdim. Aslında internetten çok sorularınız. VI ile ilgili soru. VI'den nasıl çıkarım? Evet, bunun giyini yapmıştık. Aynen öyle. En sık soru. Evet, yani şey şu anda command modda. Command moddayken iki nokta üst üste yazdığınız zaman bakın altta benim yeşil imlecin işte yanında bir iki nokta üst üste var. İki nokta üst üsteye basınca o çıktı. Q diyorum. Mesela bu dosya içinde bir değişiklik yaptıysanız onları da kaydetmek istemiyorum. O zaman da ünlem diyorum. Yani çık ama kaydetmeden çık. Veya işte write it ve kaydet, çık filan gibi bir sürü komutları var bunun.
Ben şu anda kaydetmeden çıkacağım çünkü bir şeyi yapmadık. Süper abi. Bir de bize böyle bir cron job örneği göster detayını. Sana zahmet. Hangisini gösterelim? Data olmayan, sizin datanızın olmadığı bir şey gösterirsen. Çok emin değilsen gösterme bu arada. Şunu şey yapalım. Ayrıca Nano diye bir editör var. Yanlış oldu. Nano'da hani Vim daha zor geliyor insanlara. Aslında bir sürü yetenekli bir şey ama Nano böyle basit bir ara birimi var. Yani daha kullanışlı. Altta mesela menüsü var. Neyi nasıl yapacağını gösteriyor falan gibi. Bu da bizim şeye... Hangisini açtık? Evet, yani şey MongoDB'nin bilgilerini CloudWatch servisine gönderen 5 script aslında. Bu arada Bora'yı da tebrik etmek istiyorum bu arada. Buradan bir information security'ye girelim. Gördüğünüz üzere hiçbir şey clear text olarak burada değil. Dolayısıyla bundan da emin olduğu için rahat rahat dosyasını açtı. Ne iş yaptığını da biz de burada izleyebiliyoruz. Olması gerektiği gibi bir infrastructure. Evet. Şimdi hani şey krona girdik, dağıttık konuyu mu? Abi zaten ben yani tam söylediğim şeylerden bir tanesi, birazcık alttan başladık, yukarıya doğru şimdi geleceğim. Şöyle bir toparlayayım ben. Aslında dediğim gibi otomasyon için çok fazla aracımız var. Mesela işte sistem tarafına baktık. Bunun Windows'taki karşılığı da test scheduler'dır mesela. İşte Windows'ta, Linux'ta... Ondan da bir tane. Tabii o sırada sen aç. Şimdi ben bir soru sorayım abi sana. Test scheduler. Geçmeden. Bir saniye. Burası da Windows'un test scheduler'ı. Bu ne iş yapıyorsa cron job dediğimiz şey de Linux'ta o işi yapıyor aslında baktığımız zaman. Tabii Linux her zaman olduğu gibi daha komut bazlı olduğu için bunları da PowerShell'le yazabilir miydiniz? Evet, yazabilirdiniz ama hani alışa gelmiş Windows admin olarak test scheduler'lar burada gördüğünüz gibi ve yine işte atıyorum Bora'nın çalıştığı ortama özel birçok orada gördüğünüz gibi scheduled testler mevcut. Buyur Mert. Şimdi abi sen yazılım sorusu da ben sana tam bir yazılım sorusu sorayım. Sor. Bildiğim yerden soracağım. Tamam. Şimdi task scheduler dedin. Hani bazı işleri schedule ediyoruz belli zamanlara çalışsın. Şimdi biz yazılım tarafında şunu da yapıyoruz. Windows servis yazıp arka planda bu devamlı işte atıyorum while true dedik ya da belli bir time span koyduk. Watch koyduk. Stopwatch tarzı. Hani bir şeyler çalıştırdık arkada. Belli zamanlarda kontrol ediyor. Şimdi bu da benzer bir iş yapıyor. Bu task scheduler de benzer bir iş yapıyor. Bunun ayrımını neye göre yapmamız lazım? Yani tercihini neye göre yapmamız lazım diyorsun? Şöyle, şimdi genelde development tarafında aslında ben o topu sana atmamın sebeplerinden bir tanesi şu. Bu tarz işlerin platform agnostik olması beklenir. Yani servis yazılmasının en önemli amaçlarından bir tanesi bu. Çünkü sen bir servis yazdığın zaman ondan sonra, hatta işte artık servis de demeyelim ona, bir tane API yazarsın. O API Linux'ta da, Windows'ta da, Cloud'ta da, Non-Cloud'ta da, Kubernetes'te de API'dir. Yapması gereken işi yapar ondan sonra. En önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi de servisle scheduler programlarının arasındaki farkı şöyle düşünebiliriz. Servis dediğiniz şey işi yapan kişidir. Scheduler kendisine bir iş verilir, onu orkestre eden kişidir. Yani mesela buradaki bakın mesela şimdi Bora açmış. Sürekli gidiyor, bir saattir gösteriyor, bir exe'yi çalıştırıyor. Şey, servis senin yazdığın o şey, yani exe diye düşünebiliriz örnek vererek. Yani aradaki farkı anlatabilmek için, exe değil tabii ki de servis ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir DLL'i çalıştırma yöntemi ve o çalıştırmayla ilgili zamanlamayı böyle birazcık daha enteresan bir hale getirmek istiyorsak, fantastik manipülasyonlar yapmak istiyorsak bir orkestrasyon aracına ihtiyacımız var. Bunun da iki tane yöntemi var. Linux'te cron job, Windows'ta ise test scheduler diyebiliriz. Hocam gidip şey yapabilirim şimdi. Aslında bazen test scheduler veya cron job bazı işleri yapmakta yetersiz kalabiliyor. Evet. Özellikle şu iş. Cron veya işte test scheduler minimum dakikada bir task'ı çalıştırabilir. Yani sizin işiniz dakikadan az çalışması gerekiyorsa veya işte 10 saniyede bir çalışması gerekiyorsa siz onu servis olarak da çalıştırmanız gerekiyor. O sizin şeyinizi yapmıyor, işinizi görmüyor. Burada benim servis olarak çalıştırdığım şeyler de var.
Veyahut da şöyle olursa işini görmüyor. Başka bir örnekle ben ekleyeyim. Çok güzel açıkladım bu arada. Ağzına sağlık abi. Trigger-based bir şey istiyorsanız mesela test catcher işinizi görmez. Yani bunu şimdi high level'e getireceğim birazdan. Ben de başka bir şeyden bahsediyor olacağım. Örnek veriyorum. Çok high level hatta bahsedeyim. İşte cloud servisinde bir şey olduğu zaman. Ne demek bu? Blob'da bir dosya yüklendiği zaman veyahut da delete edildiği zaman veyahut da Azure'da bir servis silindiği zaman veyahut da create edildiği zaman. Bunların hepsi trigger bazlı. Sizin scheduled olarak check edeceğiniz bir şey değil. Bu tarz işlerde de scheduling mekanizmaları işinizi görmüyor otomasyon tarafında. Demek lazım hocam. Bu devamlı aç. Yani aslında task scheduler bir o olayı yani biraz önce bahsettiğim gibi olayı tetikliyor. Hı. Olayı tetiklediği şey de her seferinde tekrar açılıp kapanan bir şey oluyor. Sizin devamlı çalışmasını istediğiniz şeyleri bir servis olarak çalıştırmak daha mantıklı oluyor. Mesela bizim makinelerimizde çalışan işte CPU'sunu, RAM'ini ayrıca ölçüp onunla ilgili direkt makinenin içinden alarm üreten bir servisimiz var. O servis olarak çalışıyor ve PowerShell'i bir servis olarak çalıştırdık orada arka tarafta. Senin dediğin gibi cloud tarafında bu işleri yapabilecek ayrıca şeyler var. Tool'lar da var. Bir de bu şey şundan da bahsetmek lazım. Bu o kadar mesela bize artık yetmiyor. Cron veya işte task scheduler'ın işleri. Bunu distribute task scheduling şeklinde de yapmak gerekiyor. Evet. Bunu da cloud tarafında yapabiliyorsunuz. Yani bu dediğim şey şu. Bir işler bütünü var. Yani işte o işler bütününü de birçok makinede paralel olarak çalıştırmak istiyorsunuz. Bunu gidip tek bir makinede yapmanız sizin işinizi çözmüyor bazen. Belirli bir aşamadan sonra. Onu gidip bir distributed task scheduler programlarıyla bir dashboardla makineleri yaymak gerekiyor. İşte, evet. Buradan da bahsetmek iyi olur ayrıca. Bunun bir ötesi de bu. Süper. Şimdi ben onu şöyle büyük bir başlık altında özetleyeyim. Sonra Baki hocama bir şey soracağım. Sonra da sana başka bir şey soracağım. Şimdi aslında bizim yazılım tarafında konuştuğumuz çok önemli bir konu vardı. Herkesin de böyle hararetli olduğu konulardan bir tanesi. Ondan sonra event and messaging dediğimiz bir konu konuştuk. Şimdi aslında bu sadece yazılıma etkisi olan bir şey değil. Bütün dünyamızı değiştiren şeylerden bir tanesi. Biz şu anda modern dünyada olaylar dünyasında yaşıyoruz. Yani bu tartışmasız her yere sıçramış bir architecture. Dolayısıyla altyapıda da böyle bir şey var. Yani az önce örnek verdim, biraz giriş yaptım. Bu arada zaten dedi ki bunun bir üst leveli budur. Bunu açıklamak gerekiyor. Aslında bu iş şöyle yönetiliyor. Özellikle de cloud-based sistemlerde. Siz şunu bekliyorsunuz. Bir tane makina, bir tane servis, bir tane PowerShell script'i değil. Öncelikle bir olay olduğu zaman o olayı istiyorsunuz. Yani bu olay oluşmuştur mesajını istiyorsunuz siz. Event oluşturuyorsunuz. Ve bu event'e abone olan adamlar var. Bu abone olan kişiler yazılım da olabilir. Cloud otomasyon araçları da olabilir. Az önce verdiğim örnekten gibi. Mesela storage'e bir şey upload edildiği zaman, mesela siz bunu takip etmek istiyor olabilirsiniz. Veyahut da log'da bir şey değiştiği zaman, ben hep storage örneğini veriyorum ama güzel bir örnek olduğu için bunun sınırı yok bu arada. Dolayısıyla sizin beklediğiniz şey şudur. Kurmanız gereken kurgu şudur. Storage'e bir şey upload oldu eventini ben duymak istiyorum. Bunu duyuran bir adam vardır. Bu adam arka tarafta bu adama abone olan aboneleri vardır. Bu aboneler gelirler, o adamdan o eventi tüketirler. Yani bu event oldu mu? Olduysa A makinesi, B makinesi, C makinesi. Ben onu arka tarafta nasıl kurguladıysam artık 10 makineyle de kurgulamış olurum, olabilirim. Function'la da kurgulamış olabilirim. Örnek veriyorum, serverless başka mekanizmalarla da kurgulamış olabilirim. Git şu işi yap. Kimin yaptığı, hangi server'ın yaptığı, kaç tane server'ın yaptığı beni ilgilendirmiyor Bora'nın söylediği üzere. Dolayısıyla bu şekilde otomasyonu farklı bir seviyeye getiriyoruz. Şimdi buradan Baki hocama müsaadesi olursa bir soru soruyor olacağım. Baki hocam, Azure tarafından başlayalım yine. Sonra da Bora'ya AWS versiyonunu sorulacağım. İşte senin de 2-3 gündür sürekli ağzında pressing, mesela automation account, runbook dediğimiz şeyler var cloud'da. Bunların temel görevi bu test catcher veyahut da cron job'da yaptığımız şeyler mi? Yoksa bambaşka bir dünyalarım var. Hatta az önce anlattığımız gibi bunun birazcık daha modernize olmuş, daha esnek, daha çok yerden event yakalayan versiyonlarım. Nelerdir bunlar?
Tabii. Şimdi otomasyon servisleri çok fazla sayıda artık. Yani Azure özelinde bile. Geçen de konuştuğumuz gibi tabii farklı amaçlar doğrultusunda farklı servisler kullanıyoruz. Mesela birazcık böyle isimden bahsetmek gerekirse evet. Automation Account dediğimiz runbookların içinde çalıştığı. Daha doğrusu runbooklar otomasyon servislerinden biri olan Automation Account içinde çalışırlar bildiğiniz gibi. Bu belli yine prosedürlere göre arkada yine kompleks bir yapı kullanır ve istenildiği gibi Azure'daki resource'ları yönetmeye imkan tanır. Ama bunun sonu o kadar açıktır ki. Yani siz REST API kullanarak dünyadaki milyarlarca HTTP request kullanmak suretiyle servis tetikleyebilir, bilgiler alabilir, API'lerle oynayabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Birazdan kısaca belki üzerinden böyle birkaç göstererek belli yerlere geliriz. Arkasından da belki LogicApp vesaire konularında bir şeyler yaparız birlikte karşılıklı. Hı hı. Ama öncesinde Automation Account diyelim. Automation Account ve içinde çalışan runbooklar. Bunlar aslında compute gücünü arka tarafta kendisi kullanır ve size sizin yazdığınız işte bu Python'da yazabilirsiniz, PowerShell'de yazabilirsiniz. Bir takım adı üzerinde runbooklar yani çalışma prensiplerini ortaya koyduğunuz bir sekans oluşturursunuz. Şu şartla bir script'tir aslında günün sonunda ama o script çalıştırılmak istendiğinde arka tarafta Azure Active Directory kullanılarak, sertifika servisi kullanılarak ve modüller kullanılarak bir bütün içinde connection objesi oluşturulmak suretiyle kullanılır. Dolayısıyla bu her bahsettiğimiz runbook arka tarafta Azure tarafında bir connection objesi kullanarak o bütün yetkilerini oradan alır. İşte key vault erişecekse oradan erişir. Atıyorum işte manage identity kullanacaksanız o entegrasyon oradan gelir gibi. Dolayısıyla runbooklar hakikaten çok basittir yazan insan için ama arka tarafı biraz karışıktır açık söylemek gerekirse. Bu hangi durumlarda kullanılır? Bu siz bir runbook'u herhangi bir olay sonrasında tetiklettirebilirsiniz. Çünkü webhook dediğiniz aslında bir nevi HTTP değil mi? Yani request yapısının runbook'larla birlikte kullanılabiliyor olmasına imkan tanıyan özellikti bu webhook. Birçok servis olduğu gibi burada da vardır. Siz örnek veriyorum herhangi bir pipeline'ınızın sonunda, test yapınızın sonunda ya da tamamen third party bir şeyin sonunda bir takım durumlar oluştuğunda gidip o tabiri yerindeyse trigger'ı, o tetikleyiciyi dürttüğünüzde sizin runbook'unuz çalışmış olur. Mesela ben şöyle bir senaryo yapmıştım daha önce. Belki ufaktan bahsetmişimdir. Finansal kuruluşların bir tanesiydi yine yanlış hatırlamıyorsam ve Network Security Group'lar, NSG'ler ile ilgili bir takım işlemler yapmam gerekiyordu. Daha önce paylaşmıştım yanılmıyorsam ama kısaca hatırlatayım. Böyle 100 tane NSG olduğunu düşünün. Her bir Virtual Network altındaki subnetlerle ilişkilendirilmiş vaziyette. Ve bunların herhangi bir tanesinde herhangi bir kural değişikliği yapıldığında benim daha öncesinden güvenlik ekibi tarafından almış olduğum CSV dosyasındaki bütün kurallar, onların priority'leri, endpointleri, nereden nereye, hangi trafiğin izinli ya da izinsiz olacağı bilgisinin tutulduğu o CSV'ye göre benim runbook'um her zaman gidip o değişiklikleri anında remediate eden, anında değiştiren bir yapı oluşturmuştu. Benim hayatımı kurtarmıştı. Dolayısıyla da her 3 dakikada bir, 2 dakikada bir çalıştırdığım durumlar da oldu. Bir event düştüğünde sisteme, Logic App diyorum özür dilerim, Log Analytics içinde bir spesifik event düştüğünde tetiklenecek vaziyette oldu. Ya da Azure Virtual Machine'lerin herhangi bir tanesi içinde bir bağlantı hatası oluştuğunda tetiklenecek şekilde oldu gibi bir sürü senaryo kullandım. Özetle bu runbook'lar bu tür işler için sürekli tekrar eden ve Azure servislerini manipüle etmek için değiştirmek ya da belli aksiyonları, belli sekansları, belli paternlere göre almak istediğinizde biçilmiş kaftandır. Çok uzatmadan diğer servislerden bir tanesine geçeyim. Logic App. Logic App birlikte de tartışırız mutlaka ama artık tamamıyla sizin o compute'den de bağımsız vaziyette Microsoft Office 365'ın içinde bulunan Flow, işte Power Automate isimler değişebilir gibi Azure için entegre edilmiş. Arka tarafta yine Functions aslında kullanır değil mi? Evet. Dolayısıyla biz onu görmeyiz ama öyledir. Dolayısıyla da bunlarla birlikte siz kendi chartlarınızda diyagramlarınızı oluşturursunuz. Belli koşullandırmalara göre belli aksiyonlar alırsınız ama güzelliği çok büyük entegrasyonları vardır. Hem third party hem de Azure native servisleri içerisinde böyle tonlarca özelliği destekler şekilde aksiyonlar aldırabilirsiniz. Bu da adı üzerinde Logic App. Yani bir application'dır ama sizin mantıksal yapılandırmanıza göre çalışır. Siz başka hiçbir şey umursamazsınız. Ne altyapısını ne işte güvenliğini vesairesini
Siz sadece işte manage identity'yi verirsiniz ki o gidip başka servislerle de, güvenlik gerektiren servislerle de konuşabilir. Bu anlamda bu tür aksiyonları da aldırabilirsiniz. Bu da ikincisidir. Otomasyon dendi dediğim gibi aslında her biri bir otomasyon servisi. Çünkü siz functions, Azure Functions dediğinizde de ki bunları daha önce konuştuk. O da aslında function app, logic app gibi yine sizin birçok konuya, birçok olaya göre trigger ettirebildiğiniz, tetiklettirebildiğiniz ve içinde tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı bir script'in bulunduğu ortamlardır aslında bakarsak. Öyle değil mi? Bu da yine bir farklılık oluşturur. Bunları ilk etapta otomasyon servisleri için sayabiliriz ama Azure'da işte Azure DSC, Desired State Configuration, buna yine bir otomasyon servisine örnek olarak verilebilir mantıken. Başka değerlendirelim. Yani Azure Native olarak açıkçası herhalde bunlardan ibaret. Yine custom olarak siz bir takım şeyleri scriptlendirerek çağırttırabilirsiniz ama o herhalde out of the box bir servis olmadığı için şu anda onu saymaya gerek yok. Aklıma gelenler bunlar. Süper. Hocam ağzına sağlık. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Şimdi Emre nasıl yaptıklarını anlattı. Bora bir şeyler gösterdi Linux tarafında. Günün sonunda aslında otomasyon dediğimiz şey bazen çok korkutucu olabiliyor adminler için vesaire. Ondan sonra bir script. Yani çalışan bir kod parçacığı. Siz sadece o çalışan kod parçacığında arka tarafta platformu seçiyorsunuz. Bu platform Linux olabilir, Azure olabilir, AWS olabilir. Azure'un bazı spesifik servisleri olabilir. Veyahut da zaman zaman şu da olabilir. Mesela functions diyoruz. Bildiğiniz bir fonksiyondan bahsediyoruz. Yani o kodu run edecek bir hosting servisi de olabilir. Yani bir IIS server de olabilir, Apache server de olabilir. Yani günün sonunda bizim amacımız burada bizim hani şey deriz ya böyle çok klasik bir cümle olacak ama aslında tam anlamıyla böyledir. Her dakika, her gün yaptığımız işi birilerinin ki o birileri de bir software kod parçacığı oluyor. Bu scripting de olabilir, PowerShell de olabilir vesaire de olabilir. Yapılması olarak özetleyebiliriz. Şimdi Bora'ya topu atacağım. Bize AWS tarafında bu işler nasıl oluyor? O da onu göstersin. Çünkü ben daha sonra Azure tarafını yine gösteriyor olacağım. Bu arada Mustafa Hocam hoş geldin. Sana da merhaba diyeyim. Hocam ses çok parazitli Mustafa Hocam. Görüntüyü kapatıyorum o zaman. Şimdi nasıl? Şimdi net bayağı. Bakmayın. Özenmedik şu sorun. Satürasyon var bir şekilde. Ben dinliyorum bu arada sizi. Evet Bora seni hocam, dinliyoruz. Hocam bahsettiğin şeyin Amazon tarafındaki servislerinden bir tanesi de CloudWatch. Ve CloudWatch'ın event servisi var. Bu ekran paylaştım. İstersen de onu da şey yapabilirsin. Bu event servisinin içinde rule'lar yazılıyor. Ekranını büyük olarak biz şu anda izliyoruz. Sıkıntı yok. Yayında da izleniyor. Şimdi biraz önce işte bahsedilen konuların aslında görsel olarak şey yapabiliriz. Chrome'dan bahsettik. İstersek schedule olarak çalıştırabiliriz. Aynı Chrome'a benzer bir yapısı var. İşte Chrome expansion biraz önce gösterdiğim ekrandaki gibi de yazabilirsiniz. Veya işte her 5 dakikada bir olayı tetikletmek istiyorum gibi. Bir source'u var, bir destiny target'ı var. Source tarafında da bütün Amazon'un ne kadar servisi varsa neredeyse hepsini, burada aşağı doğru menüyü kaydırıyorum, hepsini burada bir trigger olarak kullanabilirsiniz. O servislerin altında da alt kategorileri var aslında. O alt kategorilerini de seçerek, yani mesela bir sunucum kapandığı zaman veya bir sunucum açıldığı zaman işte git şu kodu çalıştır, şöyle yap, böyle yap gibi şeyler yapabilirsiniz. Ben var olandan bir tanesinden bahsedeyim. Şimdi biz Amazon'da spot instance'lar kullandığımızı söylemiştik. Amazon'un bu spot instance'ları kullanırken biz onların ne zaman kapatacağı belli olmuyor. Ama Amazon bu kapatacağı zamanı 2 dakika öncesinde haber veriyor. Bu function, gösterdiğim rule bu iş için işe yarıyor bizde. Yani EC2 servisinde stop EC2 spot interruption warning diye bir şey. Şimdi bunun destination'ında bize bir mesaj gönderiyor ama bize yeterli değildi. Sadece sunucunun ID'sini gönderiyordu. Yani sadece bir sunucuyu açıp şuradaki ID'yi gönderiyor. Yani
bize o sunucunun ismi vesaire gibi şeyler de lazım oluyordu. Onun için biz bunun karşılığında gittik bir tane şey yaptık. Serverless function yazdık. O function da burada. İşte bir Python function'ı bu. Ne yapıyor? O şey, gelen bir JSON dosyası var. O JSON'ı manipüle ediyor. Gidip içinden sunucunun şey ID'sini alıyor. ID'sini gidip Amazon'un tekrar servisini kullanarak, EC2 servis şey API'ni kullanarak o sunucunun ismini, cismini, IP'sini, bizim istediğimiz bütün özelliklerini, yani bize tekrar yine Amazon'un mesaj servisi olan Simple Message Service'le bize bilgilendirme yapıyor. Yani bir şey, bir sunucu kapandığı zaman bizim onun hangi sunucuna IP'sini vesaire her şeyini SMS olarak bilgi alıyoruz. Basit olarak bunu gösterebilirim. Bunun haricinde Amazon'un da Azure gibi birçok farklı servisleri var. Süper. Burada şey yapmak lazım, yani çalıştığınız ortamın içerisinde bir sürü kullanabileceğiniz servis var. Biraz araştırıp tanıyıp bunları bularak hepsini arka arkaya koyup, yani bunları araştırıp şey yapmaktan korkmamak lazım. Arka arkaya koyup bunlarla bir sürü otomasyonlar yapabilirsiniz. Ve bütün işlerinizi kolaylaştırıp basitleştirebilirsiniz. Aslında konunun temeli bu. Otomasyon yapmak sizin işlerinizi, sizin sürekli yaptığınız işleri bilgisayara yükleyip siz sadece monitör etme kısmına geçmek olarak kısaca bahsedebiliriz. Yani artık tekrarlı işleri yapmaktan sıkılmazsınız bunları otomatize ederseniz. Süper. Ağzına sağlık abi. Şimdi burada şöyle çok hızlı ben de bir şey göstereyim. Şuraya geleyim, bir saniye bir ekran paylaşacağım. Pardon. Heh, geldi. Şimdi Azure tarafına geçiyorum ben de. Şöyle önce şuradan bir büyüteyim. Gördüğünüz üzere şeyim var. Burada bir ekranım var. Azure subscription'ın ekranı. Diyelim ki ben bir olaya, event'e veyahut da düzenli bir işe, az önce verdiğimiz örnek gibi veyahut da Boran'ın anlattığı gibi, Azure üzerinde benim bir infrastructure'ım var. Bu bir yazılım infrastructure'ı da olabilir. Bu bir VM infrastructure'ı da olabilir. Herhangi bir şey olabilir ve bir olay olduğu zaman yakalamak istiyorum. Neden yakalamak istiyorum? Çünkü o olaya istinaden ne yapacağım? Bir aksiyon üreteceğim. Veyahut da bunu loglayacağım. Veyahut da git şuradan şunu yap diyeceğim. Sonra tekrardan bir yere bir şey push et ki bu sorun düzelsin diyeceğim vesaire. Şimdi anlattığımız şeydeki, yani cloud'daki mantık ve logic, hani hayatımızdaki her şeyi etkiledi dedik ya, event bazlı olması burada çok önemli bir şey. Çünkü aslında günün sonunda siz bir olaya karşı bu otomasyonu yapıyorsunuz. Yani olay dediğimiz şey ne? Benim olayım ne? Bir tane oluşmuş bir logu check etmek veyahut da örnek veriyorum bir trigger'ı check etmek gibi. Dolayısıyla event bazlı yapmak, bunu aynı yazılım dünyasındaki database işlemlerinde bir event veyahut da messaging veyahut da eventing backbone'u tutturmak gibi otomasyonlara çok mantıklı bir iş. Şimdi Azure'da bunu yapmanın birçok yöntemi var. Bir tanesini göstereceğim. Bora'nın yaptığına çok benzer. Yani o servisin karşılığını diyeyim ondan sonra. EventGrid dediğimiz bir servis var. Şimdi bu bir event servisi, eventing servisi bu arada. Yazılım dünyasında da kullanabilirsiniz. Yani siz kendi custom topiklerinizi yaparsınız ve buraya da subscriber'lar olabilir. Bu birinci opsiyonunuz. Veyahut da direkt Azure olaylarına da subscribe olabilirsiniz. Hiç böyle kompleks yapılara girmeden. Şimdi yukarıya geldiğiniz zaman mesela ben buraya geliyorum. Ondan sonra events yazdığım zaman event tab var, event grid domains var, event grid topics var. Mesela siz bir developer'sınız veyahut da sistemcisiniz. Custom olaylar yapmak istiyorsunuz. Custom bazı şeyler izlemek istiyorsunuz. Topiğinizi kendiniz oluşturmak için bir event grid topic oluşturmanız gerekiyor. Bunu da arka tarafta hazırlayıp gösteriyor olurum. Ondan sonra event tab başka bir şey için kullanıyor. Şimdi gelelim event grid subscription. Ben infrastructure'ımda olan bir şeye tepki vermek istiyorum. Geliyorum Event Grid Subscription'a ondan sonra. Şimdi şöyle bir gelsin. Şunu da şöyle hafif bir büyüteyim. Rahat gözüküyor değil mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Siz görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Duyuyor musunuz? Güzel hocam. Tamam. Okey. Ses almadım da dedim ki koptum mu acaba?
Şimdi bakın burada event subscription geliyor. Bu direkt bir event'e subscribe olma yöntemi. Ama siz bir topik içerisinden de bunu custom olarak da yapabilirdiniz. Geliyorum ben şimdi. New event subscription diyorum bakın. Az önce verdiğim örneği işleteceğim gene. Mesela blob updated diyelim ondan sonra. Yani bir dosya sisteminize bir dosya atıldığı zaman bunu yakalamak istiyorsunuz. Bakın size soruyor. Diyor ki şemamız ne? Event grid şema. Bu şemaların farklı yani farklı şekilde kullanabiliyor bunlar. Data yapısını belli eden seçenek öyle diyeyim şema. Sonra diyor ki namespace'in neresi diyor. Event hub'ın kendi spesifik aksiyonlar olabilir. Veyahut da aynı az önce Bora'nın gösterdiği üzere Azure şeyleri de olabilir. Servisleri de olabilir. Yani mesela key vault'a yeni bir key eklendiği zaman veyahut da bir key silindiği zaman app service'te makine açıldığı zaman makine stop olduğu zaman veyahut da app service plan P2'den P3'e geçtiği zaman yani 4 core'dan 8 core'a çıktığı zaman machine learning workspace'te bir şeyler yapıldığı zaman vesaire vesaire o search alanında aratabileceğiniz birçok şey var. Ama ben çok basit bir örnekten gidiyor olacağım. Mesela storage accounts diyeceğim topic type'ını. Ondan sonra geleceğim buraya subscription'ına. Bu benim sadece hangi subscription, yani Microsoft'la ödeme bağlantım öyle düşünebilirsiniz. Pardon yanlış seçtim. Şunu seçeceğim. Sonra geleyim buradan ondan sonra mesela benim burada nelerim var? Resource gruplarım var. Şuradan storage resource grubuma gideceğim. Bir tane blob storage arıyorum aslında yaptığım iş bu. Ve ben bakın burada... Public data dediğim, public datamı tuttum bir blob storage'im var. Şimdi diyor ki, okey diyor, ben anladım diyor, sen bu storage ile ilgili bir şey yakalamak istiyorsun diyor. Ne yakalayacaksın? Event type'lara bakın gördüğünüz üzere. Blob created, blob deleted, directory created, blob renamed, directory renamed. Veyahut da search ederek herhangi bir başka event olabilir. Bu dokümantasyonlarda yazıyor. Yani ne yaptınız? Aynı scheduled job gibi bir şeyi 3 dakikada bir kontrol etmek yerine aslında daha hızlı bir mekanizma. Dosya mı geldi? Al bunu yakala, şu aksiyonu yap. Veyahut da atıyorum birisi bir şey mi create etti? Al bunu hemen alert oluştur bana. Veyahut da birisi delete ettiği zaman hemen yöneticiye mail at gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu event bazlı otomasyon yapma yöntemlerinden bir tanesi. AWS versiyonunda gördük, Azure versiyonunda görmüş olduk. Şimdi dolayısıyla bu şekilde bütün otomasyon mekanizmanızı bir sunucu olmadan, bir servis bağımlılığı olmadan çok hızlı ve düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi Baki Hocam'ın demoları var ama Baki Hocam demodan kastın şöyle mi? Bir logic app bakalım mı beraber sonra mı demoya geçelim? Nasıl tercih ediyorsun? Edersin? Arzu edersen şöyle yapalım. Ben aslında birkaç farklı bu az önce bahsettiğim gibi otomasyon servislerini resmedebiliyor olmak için birkaç örnek gösterecektim. Hem bu Runbook yapısı nasıl çalışır, webhook'lar nasıl gösterilir, nerede kullanılır ya da Azure DevOps üzerinde işte gate'ler, function'larla nasıl beslenir gibi biraz daha gelişmiş ama faydalı özellikler. Şöyle bir hızlıca bütün olarak ele alıp Logic App özelinde topu sana atıp arkasında yine senin de bana geri paslayıp Logic App üzerinde yine göstereceğim bir noktaya. Tamam süper. Ver. Ben o Logic App'li demona geçeceğim diye sordum aslında bunu ama sen otomasyon ekranlarını göstereceksin. Ekranını paylaş, izliyoruz. Tamam, peki. Bu arada şöyle tabii eğer Logic App üzerinde senin göstereceklerin varsa öncesinde... Yok onu beraber yap. Yok önce otomasyon tarafına bakalım. Zaten ben de hiç girmenin farkındaysan o yüzden sana sordum. Event tamam. Bazlı otomasyonu gördük. Azure'da da gördük. AWS'te de gördük. Bir de daha farklı mekanizmaları şimdi sen bize gösteriyorsun. Büyüttüm ekranı ve görüyoruz şu anda seni ve dinliyoruz. Evet şimdi tabii yani öyle basit bir iki örnek açayım dedim. Şimdi mesela bir tane bir... Ha. Yani şimdi bunlar mesela benim böyle minik bir iki tane örnek verdiğim şeyler. Runbook'larım. Şimdi bir runbook demek automation account içerisinde çalışan dediğim gibi aslında scriptler demektir. Siz bunun ne zaman hangi şekilde çalışacağına karar verirsiniz sadece. Dolayısıyla buradaki önemli olan şey şudur. Bahsettiğim gibi yani bir desired state configuration mi kullanacaksınız? Yoksa bir runbook olduğu şekliyle mi çalıştırmak istiyorsunuz gibi sorular tamamen sizin dizaynınızla alakalı. Ama bunların tamamı automation account içerisinde yapılandırılır. Bunu unutmamamız lazım. Yani runbook diye bir obje yoktur. Vardır tabii ki ama bu bir alt objedir. Resource yoktur daha doğrusu. Doğrusu bu. Resource'ların ismi Azure'da automation account diye geçer. Buradaki önemli olan kısım şudur. Siz istediğiniz bir modülü, istediğiniz bir
modül galerisi içinden buradan alır, kullanırsınız. Yani Azure'da yönetebilirsiniz, AWS'de yönetirsiniz, başka kaynakları da yönetirsiniz, üçüncü parti bir modül yükleyerek istediğiniz bir servisi de yönetebilirsiniz. Dolayısıyla mesela burada yani benim kullandığım modüller içinde gördüğünüz gibi Azure'un tipik eski ve yeni modülleri var. İşte burada daha farklı bir takım modüller var. İşte Desired State Configuration özelinde modüller var falan falan. Bunların tamamını ben yani hali hazırdaki modülleri update edebilirim ya da yeni bir modül ekleyebilirim. Bu arada PowerShell Get için yeni versiyon 3, PowerShell Get 3'ün preview 2'si çıktı. Çok yakında da yenisi geliyor. Dolayısıyla artık PowerShellGallery.com içinden aldığınız o bütün PowerShell modülleri artık çok daha farklı yeniliklerle gelecek. Beklemekte fayda var. Peki tamam, bunlar güzel. İşte scheduler oluşturabiliyorum. İşte şu zaman çalışsın, bu zaman çalışsın gibi. Ya da doğrudan bir runbook içine girdiğimde, burada runbooklarından bir tanesi bunlar benim. Şöyle bir şey yapayım. Bu mesela benim bir Azure DevOps üzerinde bir build kick etmek için kullandığım çok basit bir PowerShell script'i. Token'a falan hiç aldırmayın çünkü büyük bir kısmını sildim. Hiçbir işe yaramaz şu haliyle. Bu uzun bir şeydi böyle. Bir kısmını sildim korktuğum için. Tabii bunun doğru şekilde kullanım bu değil içinde diye. O bir test mekanizmasıydı. Günün sonunda burada yine yani tek tek bütün senaryoyu anlatmayacağım ama karışık bir şey vardı. Yani iyi anlamda karışık. Öyle zor olduğu için değil ama iyi iş yapıyordu arka tarafta. Yani gidip işte şeyleri alıp Terraform'a ait bir takım şeyleri alıp oradan bir şeyleri içinden extract edip dışarı çıkartıp sonrasında da Azure DevOps'un API'ni kullanarak gördüğünüz gibi gidip burada bir build kick ettiriyordu. Artık her şey iç içe geçmiş vaziyette bakın. Yani siz Azure DevOps'tan bir PowerShell'i tetiklettirebilirsiniz ya da pipeline'ınız çalışırken pipeline'ınız içindeki testler ile PowerShell script'lerini çalıştırırsınız. Bu bir haber değildir değil mi? Haber olması için tam tersi olması lazım. İşte bu. Yani çünkü alışla gelmiş bir senaryo değil. Yani çok iyi oldu, harika, ben yaptım, alkışlayın diye söylemiyorum. Mecburdum bunu yapmaya çünkü bir şeyler build esnasında da kendi kendini tetikleyebilsin istiyordum. Böyle bir özellik yoktu Azure'da, yoksa hala yok. Dolayısıyla da benim yani düşünsene pipeline giderken çalışırken başka bir build'ın tetiklenmesini istemek için bir PowerShell ile script ile buradaki şeyi kullandım. REST API'yi kullandım. Yani bu runbook'un çağrılması için gerekli REST API'yi kullandım. Ki bu runbook da kendi içinde tekrar Azure DevOps'un API'ni kullandı ve işte ilgili bilgileri alıp bildiğin commit yaptı. Yani bir nevi git komutunu çalıştırmış oldu burada bakıldığında. Arkasından da gitti yeni bir commit oluşturup build'ın otomatik CI kısmının tetiklenmesini sağladı. Yani bunun gibi örnekler için kullanılır. Bu bir runbook örneği. PowerShell ile yazılmış ama siz Python'da da yazabilirsiniz. Şimdi hocam bu arada sen ekranda bir şeyler gösteriyor musun? Biz sadece bir tane resource group görüyoruz ama. Resource group mu görüyorsunuz? Resource groups var. Cloud Shell Storage West Europe. Orayı görüyoruz biz. Browser'ın da açık şu anda. Yok hayır, ben hiç orada değilim. Ama ben de yan taraftan bakıyorum şimdi. Geriden geliyor olabilir mi diyeceğim ama. Yok, hiç değişmedi. Sen şimdi şuna geçelim deyince ben fark ettim bu arada. Hep o ekran mı gözüküyordu evet, başından beri? Evet, şu anda da o. Eyvah. Bende çünkü bir sürü tab var haliyle yukarıdaki gibi. Ben o tab'e hiç girmedim bile. Yani belki yanlışlıkla bir kere. O zaman bu tab'in olduğu screen'i share etmiyorsun adam kadarıyla browser'da. Bravo, olabilir. Ama öyle bir şey olsa diğer tab'lerin gözükmemesi lazım ki. Öyle bir opsiyon var mı bu arada bilmiyorum. Tab'leri seçersen. Mesela onboarding diye bir tab'im var. Oraya geç bakayım bir. Değişiyor mu diye göreyim. Zaten ben resource group'ta değilim hiçbir zaman. Yani hiç o şu an sizin gördüğünüz tarafta değilim. Arada mouse aynı şey tekrar dönüp duruyor sanki gibi. Arada mouse oynuyor falan ama bilemedim. Bir stop et istiyorsan bir daha tekrar aşağı. Peki. Ya kusura bakmayın yani arkadaşlarım, özür diliyorum. Hiç şimdi farkında geldim. Değilim. Onboarding'e geçince gördük. Sen paylaşmak istediğin şeyi browser'ı paylaş istersen. Aslında ben tamamen screen'i paylaşıyorum ama hayret. Ya da yok, özür dilerim, ben application paylaşıyormuşum. Hı hı. Benim hatam. Çok özür diliyorum. Evet, ben application paylaşıyorum. Bir dakika çok abi. Büyüteyim onu ben bir. O zaman çok hızlı alayım. İnsanların evet. Zamanını bir daha almayayım. Madem orada bir hata yaptık. Peki şimdi. Evet. Bu basit bir PowerShell script'i dediğim gibi. Şurada sizin göreceğiniz kısımda. Amacım burada bir Azure DevOps'taki bir build'ın trigger edilmesiydi.
Böyle, yani siz bir pipeline çalışırken başka bir commit işlemi yapamazsınız, değil mi? Çünkü build işlemi zaten bir commit sonrasında gelirdi. Ben ise tam tersi, yani commit yapılıp bir build pipeline trigger edilip çalışırken aynı anda gidip başka bir build pipeline'ı da tetiklettirebilsin belli duruma göre diye bir script yazmıştım. Bu böyle gidip belli yerden işte belli bir Terraform dosyasından bir şeyler okuyup arkasından da işte dediğim gibi Azure DevOps'un API'ni kullanarak, yani burada commitleri çekip o commitlere göre yeniden bir şeyleri oluşturup başka bir commit oluşturmak için bir script idi. Son derece de basit bir şeydi ve işte tetikleterek işi bitiriyordu. Demek istediğim bir runbook ortaya konduğunda runbook'un modülleri vardı dediğim gibi. Siz onları görmezken ben bunlardan bahsetmiştim. İstediğiniz modülleri buraya yüklersiniz ki o zaman sizin runbook'unuz runbook içindeki script'teki komutları anlar hale gelir. Aksi halde siz herhangi bir komut oluşturup çalıştırdığınızda buradaki listede bulunan modüllerden biri değilse o komut buradaki modüllerden birinin içinde değilse tabii ki de runbook anlamayacaktır sizin ne dediğiniz. O yüzden işte schedule'lar oluşturabilirsiniz ya da işte runbook'larınız için mesela kick the build dedim. İşte burada webhook'lar oluşturabilirsiniz. Böylece bu runbook'u da başka bir yerden tetiklettirebilirsiniz. Dolayısıyla da aslında iç içe geçmiş kavramlar. Bu webhook tetiklendiğinde bu runbook çalışır. Benim örneğimde de bu runbook çalıştığında o da gidip Azure DevOps'ta bir şeyleri tetikler. Orada da bir şeyler çalışır gibi. Tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. İstediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Hızlıdır, güzeldir. Ben jobların ve çıktılarının da faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi arzu edilirse işte desired state configuration özellikleri de burada kullanılabilir. Burayı hızlıca pas geçip yine automation özelliklerinden bir örnek olması için bir release pipeline'a geliyorum burada. Ve release pipeline'larda bilebileceğimiz gibi, hatırlayabileceğimiz gibi bir takım pre ve post deployment özellikleri vardır. Yani siz farklı stage'ler arası deployment yaparken birilerine onay almak zorunda olabilirsiniz, öyle ya. Yani işte dev, test, pre-prod, prod arasında gidecek olduğunuzda en son noktaya kadar gelip prod öncesinde birinin ona onay vermesini isteyebilirsiniz. Approval, onay verme sürecini ortaya koyabilirsiniz. Ama bir de genelde böyle çok atlanan bir şey vardır. Şurada gates denilen bir kısım. Burada approval dışında siz iki tane stage arasında, iki tane ortama, yani bir ortama deployment'ı yaptınız. İkinci ortama bir deployment yaparken burada deployment gate'leri oluşturabilirsiniz. Bu gate'ler işte bir nevi geçitlerdir, değil mi? Yani iki tane ortam arasında bambaşka bir dünya oluşturmak için kullanılır. Pre-prod bitti, deployment yapıldı. Arkasından git diyorum ve bana bir function çağır. Genelde pek bilinmeyen bir özelliktir bu. Böyle gizli kalmış detayda bir özelliktir. Bu fonksiyon tetiklendiğini düşünebiliyor musunuz? Mesela ben bunu şeyde kullanmıştım. Yine bir müşterimde. Yine üçüncü parti bir uygulamaydı. Octopus da vardı ama başka bir şey de vardı. Oraya gidiyordu ve orada bir şeyler yapıyordu. Arkasından ama onun sonucunu ben nerede alabilirim ki? Yani sonuçta başka bir sistem. Orada bir şey tetiklendi ama oranın çıktısının beklenmesi gerekiyor. Orada bir deployment var. O deployment bittikten sonra onun çıktısı bana tekrar geri dönmeli ki ben hani orada success mi, failure mi onu bileyim. Ona göre de artık prod ortamına deployment'ı ancak o zaman yapabileyim. İşte orada function çağırmıştım. O function çağırdığınız zaman siz o function çıktısını da burada verirsiniz. Yani bütün query'lerinizi verirsiniz. Body'nin ne olduğu bellidir. Output variable'ları tanımlarsınız. Böylece o function çağrılıp işlem bittikten sonra burada edindiğiniz bilgi benim ihtiyacım olan bilgidir işte. O zaman derim ki tamam, yürüyor muyum? Go, no go. Yanıtı burada verilir. Yani verilebilir daha doğrusu. Olmak zorunda değil. Dolayısıyla da bu yöntem mesela oldukça kullanışlı bir yöntemdir. İşte o zaman da burada bekleme noktasına girer. Bunun yapılmışını da gösteririm önümüzdeki günlerde vakit olursa. Başka bir senaryoda. Bir yere deployment biter. Arkasından böyle görürsünüz. Orada böyle dönmeye başlar. Şu bahsettiğim kırmızı olan ünlemin bulunduğu yer. Yani arkada bir fonksiyonun çağrıldığı, bir şeylerin orada kontrol edildiği, automation'ın döndüğünü anlarsınız. O bittikten sonra da orada bir tick gelir. Tamam, bu gate success oldu. İstenilen şartlar sağlandı. Şimdi gidip production ortamına deployment yapabilirim gibi. Hocam, bunu da göstermek istedim. Ağzına sağlık bu arada. Şu verdiğim bilgiyle ilgili önemli bir dipnot açayım. VSTS'çiler bu gate kavramını çok iyi bilirler. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi Azure DevOps'ta bu gates nerede diye. Ben gösteriyorum genelde bunu.
Bu normalde bu arada aynı senin anlattığın mantıkta branch'i korumak için yapılan şeylerden bir tanesi. Aslında branch'i neden korursunuz? Senin dediğin sebeplerden dolayı en önemli koruma mekanizması şunun içindir. Release'e çıkmadan önce yani live ortama veyahut da pro'da ismini ne koyuyorsanız çıkmadan önce bir aksiyon yaptırmak istiyorsanız gate protection yaparsınız. Bu basit bir fonksiyon da olabilir veyahut da atıyorum hayır burada bir dursun ben bir bakayım gibi bir tavır da olabilir. Ondan sonra Azure DevOps'taki ekranında burası ağzına sağlık diliyorum. Artı buradaki işte Azure Policy Compliance bölümü de çok önemli. DevSecOps'un olmazsa olmazlarındandır. Yani siz ancak bu policy'ye uygun şartlar sağlandıysa gidip bu deployment'ı yap diyebilirsiniz. Yani artık Azure Policy bununla entegre hale bu şekilde geliyor. Hani sonra da lan ben nasıl entegre ediyorum hani Azure Policy'lerini şeye DevOps'a işte bu gates vasıtasıyla. Tabi bu zaten şu REST'i gördükten sonra artık üstüne soru sormanın lüzum yok. Her şeyi yaptırabilirsiniz. Evet. Yani ucu sonu yok ama şu gates hakikaten son derece faydalı bir yerdir. Onu da göstereyim istedim. LogicApp anlamında sana döneyim. Çünkü benim birazdan Alexa böyle Azure ve işte LogicApp ile ilgili bir minik bir çok kısa bir demom olur. Ama o da LogicApp kullandığı için intro'yu istiyorsan sen yap Onur. Arkasından ben de tekrar dümeni devralayayım olur mu? Tamam süper. Şimdi ağzına sağlık hocam öncelikle. Şöyle bir özet geçeyim. Şimdi biz otomasyon deyince aklımıza hep böyle şeyler geliyor genel olarak. İşte sistemde düzenli bir şeyleri check etsin. İşte aslında son bir saattir konuştuğumuz konu. İşte bir log varsa bunu yapsın. İşte şu varsa bunu yapsın. Ama bir de otomasyonun farklı bir bacağı var. End user tarafında çok high level. Yani yine deep and dive olabilir ama çok high level işler vardır. Yani application katmanındaki otomasyonlar da vardır. Örnek veriyorum hep mesela sentiment analize geçen bir örnekten bahsedeyim size. İşte bir tweet düştüğü zaman mesela şu olsun. Marketing ekiplerinin en çok sevdiği aksiyonlardan bir tanesidir. İşte atıyorum veyahut da bir e-mail düştüğü zaman ve e-mailin içerisinde bu keyword geçerse bu olsun. Veyahut da işte atıyorum yazılımcı diliyle konuşacak olursak bir webhook triggerlandığı zaman ondan sonra bu olsun gibi daha application level bir otomasyon sistemi vardır. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de bir startup'tır bu arada IFTT. IFTT third party entegrasyonlarla yani Twitter'ın API'ni kullanarak, YouTube'un API'ni kullanarak, işte ne bileyim Office 365'in API'ni kullanarak, Amazon'un API'ni kullanarak, işte bu olursa bunu yap, Amazon'da bu servis stop olursa git mail at, maili attıktan sonra git buradaki forma input ver gibi böyle application'da high level bizim otomasyon ihtiyaçlarımız vardır. Bunu productivity için de kullanabilirsiniz. Job otomasyonu içinde kullanabilirsiniz veyahut da sistem otomasyonu içinde kullanabilirsiniz ve yazılım otomasyonu içinde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için bir servisimiz var güzel bizim. Bunu ben şöyle açıklıyorum. Bilen arkadaşlar için söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlar için zaten IFTT dedim ama mesela Windows tarafıyla veyahut da Microsoft dünyasıyla ilgili arkadaşlar için şunu söyleyebiliriz. SharePoint'te workflow'lar vardı hatırlayan arkadaşlar için. Yani SharePoint'in içerisinde şu dosya upload olduğu zaman bunu yap git bunu çalıştır. Şu kod parçasını çalıştır gibi böyle workflow'lar vardı. Şimdi o workflow'ları yapmanın yeni bir yöntemi var bizim tarafımızda. Azure tarafında en azından. Bunun ismi de Logic Apps. Nasıl bir şeye benziyor öncelikle? Ben ekranımı paylaştırıp topu Baki hocama atacağım. Şimdi şöyle yine geliyorum. Az önceki ekranımı paylaşayım. Şöyle Azure ekranımı. Şunu da böyle bir büyüteyim. Şimdi öncelikle çok basit bir servis bu arada. Çok kullanması da hızlı, keyifli bir servis. Şuraya geliyorum. Hemen Azure üzerinde Logic Apps diye arattığım zaman servisim bu. Bu arada bakın şunu da göstermek istiyorum. Logic Apps Dynamics'çilerin ve BizTalk'çıların çok sevdiği servislerden bir tanesi. Şimdi BizTalk dediğiniz şey enterprise segmentte ara entegrasyonlar. Yani SAP ile atıyorum Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server ile işte atıyorum ERP programı, ERP programıyla CRM programı arasında entegrasyonları yaptığınız bir program. Bunun mesela başka bir örneğini verelim. eMule mesela. Bu da bir startuptır ve şu anda dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. Çok ciddi bir firma haline geldi. Entegrasyon yapıyor. BizTalk'un yaptığını yapıyor. Bu da işte onun cloud versiyonu. Şimdi neden anlattım bu entegrasyonu? Logic Apps Custom Connector var. Yani işin sadece cloud'da olması gerekmiyor. Siz on-prem'deki bir SQL'inize bağlamak istiyorsanız bu workflow'u yani SQL'de şu job olduğu zaman veyahut da bu gerçekleştirildiği zaman veyahut da CRM'de şu olduğu zaman bunu yap demek istiyorsanız on-prem'e bir bağlantı da kurabiliyorsunuz Logic Apps Custom Connector'le. Cloud tarafına gelecek olursak Logic Apps'e ihtiyacınız var. Geliyorsunuz bir tane ondan sonra add
Logic Apps diyorsunuz. Çok kısa olduğu için uğraşmadım arka tarafta. Hemen göstereceğim. Çok hızlı da oluşturuluyor. Bir tane subscription seçiyorum. Sonra geliyorum demo resource grubumu seçiyorum. Sonra da gelelim. Şöyle bir hareket yapayım. MS Auto Corona Lockdown diyelim. West Europe doğrudur. Log Analytics şu an için off olsun. Review and create diyorum. Validate ediyor servisi ve create diyorum. Bir tane servis oluşturacak bize hızlı bir şekilde. Deployment'ını yapıyor şu anda Logic Apps'in. Gördüğünüz gibi çok hızlı oluşturdu. Go to resource dediğim zaman resource'um bu. Default'ta boş olduğu için beni bir designer'a gönderdi gördüğünüz üzere. Şimdi buradan birazcık bahsedeyim. Şimdi Bahapi Hocam'ın demosu zaten oldukça detaylı. Hızlı bir örneğini de göreceksiniz. Bir video var tanıtan. Ve aşağı tarafta gördüğünüz gibi şablonlar var. İşte bu high level demiştim ya. Yani high level olmak zorunda değil. Bu bir Azure servisine de indirgenebilir. Az önce anlattığım gibi BizTalk server'a da indirgenebilir. SQL server'a da indirgenebilir. Mesela cron job veyahut da test scheduler mantığında recurrence var. Yani bu ne demektir? Düzenli olarak check et. 3 dakikada, 5 dakikada, 6 dakikada. Birinci opsiyonunuz bu. Tıkladığınız zaman mesela hemen bu job'a ekliyor. Bakın internal 3 minutes veyahut da siz çok özür dilerim. Veyahut da siz bunu geliyorsunuz month, week, day, second'a indirgeyebilirsiniz. Bu scheduled olarak yaptığınız şey. Ama trigger'ı bazlı yapmak istiyor olabilirsiniz. Servise geri döndüm bakın. Aynı ekranı açmak için edit diyorum tekrardan. Geldiğim zaman yine template'im var. Şimdi template'lere bakalım. Bakın herhangi bir webhook alındığı zaman yani bir HTTP trigger oluştuğu zaman veyahut da event grid'e az önce hani event grid'de bir event'i yakaladık ya blob'a bir şey update olduğu zaman mesela onu çıktısını buraya verebilirsiniz. Bir şey upload olduğu zaman bunu yap gibisinden veyahut da benim OneDrive'ıma bir şey upload edildiği zaman diye böyle birçok template var. Aşağı doğru inerseniz bu template'ler çok fantastik bir listesi var. Uzun yani. Ve sadece Microsoft servisi olmak zorunda değil. Bakın burada işte bir smart contract oluştuğu zaman mesela Azure üzerinde blockchain servisiyle ilgili SQL'de bir aksiyon yaptırabilirsiniz. SharePoint ile ilgili olabilir bu. Twitter ile olabilir. Facebook ile ilgili olabilir. Ondan sonra MailChimp ile ilgili olabilir. Wunderlist ile ilgili olabilir. Power BI ile ilgili olabilir. Bu liste uzar gider özet olarak. Ondan sonra sizin yapmanız gereken şey burada yapmanız istediğiniz bir template. İşte mesela meşhur template'lerden bir tanesi şuraya da gelecek olursam bir tweet post edildiği zaman. Ne yapmanız gerekiyor sizin burada? Gelip burada şunu şöyle açtığım zaman çok pardon sürekli yanlış ekran tıklıyorum. Continue diyorum mesela şuradan. Şöyle bir artıya basayım. Bakın service connection yapmanızı istiyor sizden. Ondan sonra. Diyor ki bana diyor Twitter'ınla arandaki bağlantıyı onay ver. Geliyorum buraya. Oy diyor. Şifremi söylemeyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi service connection'ım geldi. Continue diyorum. Bakın burada artık flow'um başlıyor benim. Ondan sonra 3 dakikada bir Twitter'ı check ediyor. Ondan sonra bunu tabii siz anında da triggerlayabilirsiniz. Bundan sonra tamamen iş workflow. Şunu yapmak istiyorum, bu olursa bunu yapmak istiyorum gibi. Neler yapabilirsiniz? Ekliyorum. Aslında bakın az önce gösterdiğim template'lerin parça parça halleri var burada. Mesela geliyorum all diyorum buraya. Aksiyonlara geliyorum. Response ver bana. İşte atıyorum bir tane act hesabında kontak yap. Adobe Creative Cloud'da şunu yap. Ondan sonra Ally account'ında bunu yap. Amazon SQS mesela. Amazon SQS'de git şunu gerçekleştir tweet atıldığı zaman. Ne bileyim Apache'den bir row'u check et. Böyle yani dediğim gibi bu iş sadece Microsoft bazlı bir şey değil. Bu otomasyon account'ını istediğiniz bütün işleriniz için kullanabilirsiniz. Böyle bu liste uzup gidiyor. Burada şunlar yapabilirsiniz mesela. If, else. Böyleyse bunu yap, böyleyse bunu yap. Hatta bir programcı diliyle konuşacak olursak mesela switch case statement'lar da olabilir. Yani case A ise bunu yap, case B ise bunu yap, case C ise bunu yap, case D ise bunu yap gibi bunları paralel ve seri bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Veyahut da tweet atıldığı zaman mesela örnek veriyorum daha basit indirgeyelim. E-mail atılmasını istiyorum ben. Doğru ya. Niye? İşte atıyorum bizim hakkımızda kötü bir e-mail atıldı. Pazarlamacıların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Geliyorum Office 365 Outlook'a. Sonra da diyorum ki ben bir e-mail send etmek istiyorum. Send e-mail diyorum. Tıklıyorum buradan. Bu sefer de diyor ki 365 account'unu bağla. Böyle gelip new step dersem bu ekosistem istediğiniz kadar mesela gelen tweet'i bir text analytics'e yani sentiment analize gönder.
yapay zeka servisine gönder, atılan tweet olumlu mu olumsuz mu? Her tweet'i de mail attırırsanız marketing şeyi, departmanı belli bir süre sonra size küfür etmeye başlar. Dolayısıyla önce sentiment'e gönder, olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz ise e-mail at mesela. Buradaki kurgu böyle ters oldu birazcık. Ben göstermek için hızlı hızlı yaptım. Dolayısıyla buradan böyle bu akışı dallanıp budaklandırabiliyorsunuz. Bu arada bu çok bilinen bir özellik değil. Bilgi olması için veriyorum. Bunu Visual Studio'da editleyebilirsiniz. Yani Visual Studio'ya connect olabilir bu. Birazdan onu da gösteririm. Diyeyim ve Logic Apps'i temel hatlarıyla anlatmış olayım. Baki hocam, Logic Apps'le senin yaptığın işler nedir, düşünceleri nedir, kullanıyor musun diye böyle genel bir soruyla sana atmış olayım topu. Tabii. Bir soru sorabilir miyim geçmeden? Tabii. IoT projeler için güzel bir örnek olabilir mi bu? Tabii ki de olabilir. Yani burada bakın, sensörlerden gelen verilere göre mesela buradan bir akış belirleyebilir miyiz? Tabii ki. Mesela bakın, ben şimdi hepsini göstermedim ama burada. Şimdi burada ya bakın, burada her şey yapılabilir. Mesela bir JSON dosyasını parse etmek için ne yaparsınız? Siz kod yazarsın değil mi? Sen Mert. Evet. Gerek yok. Burada gelirsin, JSON parse diye ondan sonra bir şey var. Modül var mesela. JSON'ı burada parselatabilirsin. Bak, data operations diye bir şey var mesela burada. Data operations'a gelirsin buradan. Ondan sonra CSV table, işte JSON'ın datasını parse et, join et. Ondan sonra HTML tablosuna insert et. Birçok şey var burada ondan sonra. Veyahut da az önce söylediğimiz gibi başka bir şey. Geliyorum buraya. Şunu tabii eklemediğimiz için yapamıyoruz ama NimStep diyeyim. Azure üzerinde event bazlı bir application'ın var senin. Nasıl bir event bazlı application olabilir? Sorduğunuz üzere IoT bazlı olabilir. Geliyorsun buraya, mesela event hub veyahut da event grid ile ilgili aksiyonlar yapabilirsiniz burada. Bakın, Azure event grid var. Event grid'e event publish edebilirsiniz veyahut da resource source burası da olabilir. Yani illa bir şey publish edilmiş, ben buradan yakalayacağım diye bir şart yok. Buradan bir şeyi publish edebilirsiniz scheduled olarak. Event hub onu yakalayabilir. Tam tersi bir akış da olabilir. Gibi burada yani olasılıkların sınırı yok. Çok hızlı yatırım yapılan şeylerden bir tanesi. Bu bizde şöyle geçer. Çok otomasyon diye geçmez Azure tarafında. Bu serverless bir platform. Yani Azure Functions'ın veyahut da Lambda Functions'ın bir üst versiyonu aslında bu. Çok çok az kod yazarak, buradaki GUI'den bir şeyler yaparak ortamı manipüle ettiğiniz bir servis diye özetlemiş olayım. Hocam teşekkür ettim. Ağzına sağlık. Atayım o zaman geri. Devralayayım mı? Tabii. Tamam. Hızlı bir demo olsun. Bir saniye abi, ekranını büyüteyim. Ekran geldiği zaman. Geldi, seni izliyoruz. Alexa ekranı var. Alexa Developer Console yazıyoruz. Evet, doğru, doğru. Şimdi burada benim senaryom çok hızlıca şu. Yine bir tabii ki Logic App kullanacağız burada. Buraya birazdan geleceğim. Custom bir body ve bir HTTP request. Çok basit bir HTTP request'in Logic App tarafında tetiklenmesi ve ilgili aksiyonların belli kurallara göre alınmasını sağlayacağım. Tabii ki bir HTTP request olduğu için burayı besleyecek olan bir takım parametrelerin ise herhangi bir yerden gelmesi mümkün haliyle. Benim senaryomda bu Alexa olacak bu anlamda. Şimdi tabii konumuz buradaki bu bunun geliştirilme süreci değil. Ancak eğlenceli olması açısından bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdi burada bir developer konsolumuz var. Buradaki endpointlerden bir tanesi için yani teknik adım adım tabii ki anlatmayacağım ama burada amacım Logic App ile konuşabilmesini sağlamak bu vatandaşın. Burada istediğim geliştirmeleri yapabiliyorum. Şurada gördüğümüz HTTPS endpoint aslında bildiğimiz bizim Logic App'in tetiklenmesini sağlayan adresi haliyle. Şimdi konulara gelecek olursak basit anlatımıyla burada ben bunun çalışma prensibinde şöyle şeyler var. Skill management olarak geçiyor bunun ismi. Siz yani kendi skill'lerinizi oluşturabiliyorsunuz. Milyonlarca var. Yani çok net olarak söyleyebilirim. Ben dedim ki benim invocation ismim Cloud Management burada. Ya ben her ne zaman birazdan şimdi ismini sürekli söylemek istemiyorum. Her söylediğimde çünkü sanki kendisine söylemişim gibi reaksiyon veriyor. O yüzden seslendiğim zaman bu isimle ve arkasından buradaki intentler, buradaki isteklerime istek olarak, niyet, düşünce olarak hepsini çevirebilirsiniz. Yani bir resource group oluştur dediğimde ya da işte bir container oluştur dediğimde isim değişikliklerine göre bunların hepsini bütünleştirip iyi bir paket altına alıp daha sonrasında bana Logic App'e bunu bir veri olarak gönderecek. İşte burada intent isimleri, işte efendime söyleyeyim objenin diğer bütün detayların hepsi
burada yer alacak. Akabinde de ben buradaki objeleri bir obje oldukları için daha sonraki aşamalarda Logic App içinde kullanabiliyor olacağım. Burada da sonraki aşamada da Resource Group, Microsoft Resource Group'u verilmiş olan intent name'ine göre buradan oluşturulmasını sağlayacağım. Arkasından tabii bir takım koşullandırmalar olacak bir de burada. İşte switch mekanizması. Eğer intent name şuysa bunu yap, intent name buysa bunu yap gibi. Son derece basit bir döngü. Şimdi bunu da eğlenceli hale getirelim. Yani benim şu an ne demem gerekiyor bu kadına? Demem gerekiyor ki... Yani evde problem olmayacaksa nickname koyabiliriz hocam. Sevgilim diyebilirsin, ne bileyim tatlım diyebilirsin. Bilemedim ama arka tarafta problem olmasın. Sonra kapı açılıp kafana bir şey gelmesin diye dedim. Kesinlikle. Şimdi şöyle yapayım. Şunu açayım. Hatta biraz da sesini açayım. Automation içinde automation yapalım. Böyle matrix gibi olsun. İlkini ben kendim söylemeyeyim. PowerShell içinde sesli bir şeyler okutturayım. Hoparlörün sesini açayım ki bu kadın kendisine söylendiğini algılasın ve ilgili aksiyonlar alsın bakalım yapabiliyorsa eğer. Buraya şimdi bir küçük bir ses fonksiyonu yazayım. Pardon. Pardon. Sesimizi de açalım. Bakalım anlayacak mı? Alexa, ask cloud management to create a resource group. With the requested skills response. Bakıyorum. Abi şey, resource group'u refresh ediyorsun şu anda. Evet evet, yok resource group oluşmuşsa eğer. Ha bu şey, hatta... şeyi mi tetikliyor bu? Resource grubu oluşturmayı mı? Pardon. İnterneti görmemiş. Evet, evet. İyi, en azından duydun ama tekrar bir deneyelim bakalım. Şimdi. Olmazsa ben kendi sesimde söylerim. İki tane var ne? Biri fail olursa diğerinden yırtabiliriz. Alexa, ask cloud management to create a resource group. Alexa, stop. Biraz daha sesini açacağım. Pardon. Nazlanabilir. Alexa, ask cloud management to create a resource group. Ama şey, sesim geliyor mu benim bu arada? Olur. Şu anda evet. tam okey dedi. Tabii siz onu duymadınız. Şimdi buraya geleceğim. Bir 3-5 saniye alır oluşması. Belki oluşmayacak bu arada. Yok, bu sefer kesin oluşacak. Bekliyorum. Yani hiçbir kadın söz dinlemez. O yüzden oluşmaz yani. Zorlamana gerek yok, çıkmayacak. Gelecek gelecek. Çünkü onayını verdi artık. Onayını vermiş olması demek zaten sizin söylediğiniz şeyin netleşmesi. Evet geldi. Cloud adlı bir resource group oluştu buraya. Şimdi bir de ben söyleyeyim. Bu sefer de ikinci yapıyı tetiklemeye çalışayım. Bu sefer de aynı şey yapacak. Bu sefer de isim olarak intent ismiyle olan 2D'li cloud adlı bir resource group oluşturacak. Alexa, ask cloud management to create a container. Group in Azure has now been created. Also, eBay run log. eBay run log. eBay run log. O biraz zor oldu yani. Onu eBay run log dedik demek ama. Ya çok iyi ya. Şimdi bekleyelim bunu. Bu da gelsin. Arkasından da arkada ne yaptığımı göstereyim. Sonra da bitireyim. Evet. Hocam, iki deli olan da geldi. Sen orada cihazı da gösteremiyorsun. Ben göstereyim. Şöyle bir şey var aslında. Görsel olarak da insanlar görsün böyle üstünde sesini açıp kapatabileceğiniz işte sesini kısabileceğiniz. Dur. Bir dakika Bora. Bir dakika dur. Heh, göster şimdi. Ekranı büyüttüm. Senin ekranı da büyüttüm. Yani cihaz bu konuştuğu şey. Buna konuşuyorsunuz. Bu anlıyor ve size cevap veriyor. Ve o kadar yapabileceği çok şey var ki yani kullandığınızda çok şaşırıyorsunuz. Yani çok basit yuvarlak bir şey. Bendeki eski versiyonu hocamdaki nasıl bir versiyon bilmiyorum ama üstünde bir sesini açıp kapayabileceğiniz dönen bir yeri var. Bir ses kısma düğmesi var. Bir de açma kapama düğmesi var. Bu kadardan ibaret. Ama her şeyi buna sesle söylüyorsunuz.
İşte Alexa dediğiniz zaman bir ışıkları yanıyor ve siz dinlemeye başlıyor. İşte bir sürü komut verebiliyorsunuz. Custom komutlar da verebiliyorsunuz. Ne bileyim pizza siparişi de verebiliyorsunuz falan filan gibi. Yani görsel olarak insanlar görsün diye ben de getirdim. Tamam, şimdi dur, seni büyüttüm. Şimdi Vaki Hoca'yı da büyütün, o da gösterecek. Ha, onunki daha ince, kompakt bir versiyon gibi. Bizim evde versiyon herhalde. Bizim evde farklı farklı, aşağı iki katlı burası. Aşağıda başka var, burada başka var, odada var. Dolayısıyla hepsi bunun bu minik versiyonu benim ofiste duruyor. Aşağıda yine bir büyük versiyonu falan var. Hepsi birbirleriyle konuşabiliyor. Yani tabii şimdi burada bunun reklamını yapacak halimiz yok ama faydalı bir cihaz. Yani her anlamda hayat kolaylaştırıyor. Asıl benim ekranı paylaştırabilirsen Onur, büyütebilirsen oradaki işin komikliğini göstereyim. İşte aslında iyi bayramlar buydu. Ben onu birazcık böyle olabildiği kadar aksanla birlikte koymaya çalıştım. evet, dolayısıyla da çok basit bir şekilde aslında tetiklettirdik ve işte benim burada belirlemiş olduğum kurallar doğrultusunda eğer buraya uyan bir durum varsa gitti, tetikleyerek request dosyasını body.json'da doldurdu. Bizim logic app'imiz de bunu anlayarak hatta overview'a gelecek olursam buradaki run'larda success olduğunu görürüm. İşte neyin geldiğini, ne gibi isteklerin geldiğini bütün detayıyla burada, hatta şöyle bir evet, bu da bizim Alexa'nın gönderdiği output. İşte bütün token'lar, bakın intent name'i de var. Demiş ki böyle olsun, bu şekilde olacak. O yüzden de ben de demişim ki o isimle git bir resource group oluştur. Çok basit. Ne demeye getirmişim? Aslında her şey mümkün tabii ki burada. Bunu birazcık daha modül haline getirirseniz bütün sesinizle git şu sanal makineyi aç, bunu kapat ya da çok acil bir durumda işte şunu destroy et, bunu gizle, bunu ne bileyim başka bir noktaya gönder, e-mail attır falan gibi her şeyi yaptırtma şansınız var. Böyle biraz eğlenceli olsun. Sonunda da iyi bayramlar olsun diye bunu göstereyim dedim. Teşekkürler. Abi emeğine sağlık. Yani aslında şöyle çok güzel bir örnek oldu. Bugün otomasyon stratejileri koyma ismini otomasyon stratejileri koyma sebeplerimizden bir tanesi şu. Hani bizim kafamızda otomasyon deyince çok böyle sistemsel infrastructure şeyler çalışmasına rağmen, arka planda kafamızda öyle şeyler canlanmasına rağmen, gördüğünüz üzere sentiment analizinden speech to text'e, yapay zekadan Adobe'de işte bir şeyleri imzalamaya, dijital doküman imzalamaya, JSON'ı parse etmekten ondan sonra bir database'e veri yazmaya kadar birçok şey yapmak mümkün ondan sonra. Dolayısıyla bir otomasyon yapılacağı zaman akılda sadece bir kod parçacığı canlanmamalı. Özellikle de her anlamda cloud birçok anlamda hayatımızı değiştiriyor. Otomasyonda da çok çok fazla değiştirmiş durumda. Zaten hani cloud dediğimiz zaman işin mantığı bu. Yani bize flexible, esneyebilir ve bir şeyleri kolay yapabilir. Yani birçok şeyi bize demokratikleştiren bir ortamdan bahsediyoruz. Mesela bu arada Logic Apps, Bazipki hocam bahsetti ama üstünü çizeyim. Yani mesela diyelim ki siz şey değilsiniz, programcı değilsiniz veyahut da bizim gibi sistem admin, infrastructure admin, DevOps engineer de olmayabilirsiniz. Office 365 içerisinde bunun bir hesabı var. Yani oradaki ismi de Flow veyahut da Power Automate içerisinde de kullanılıyor. Mesela oradan da açıp işte şunu yapabiliyorsunuz. Mesela şey 365'te artık böyle mobile application yapma program ortamları var. İşte benim yöneticimden şu subject'li bir e-mail geldiği zaman şu application'da okey butonuyla okey iste, yani onay iste. Veyahut da benim yöneticimden bir mail geldiği zaman şu gruba şöyle bir doküman gönder gibi birçok otomasyonla gerçekleştirebileceğiniz ve otomasyonun gerçekten sınırının olmadığı bir platformdan bahsediyoruz bu anlamda. O yüzden ağzını sağlık. Tabii abi, buyur. Çok sağ ol. Vaki de çok güzel bir örnek yaptı her zaman gibi. Bir anlayışını da katarak çok güzel oldu. Bunu dışında buluştuğumuzda anlatmıştık ki Türkiye'de halen destekleniyor mu? Bora kullanıyorsun sen bu arada. Vaki'yle biz biraz sohbet etmiştik. Birçok servisi kullanılmıyordu Alexa'nın. Şu anda kullanılıyor mu Türkiye'de? Bir durumda. Ben, Türkiye'de kullanılmıyor. Hala şey Google Home kullanabilirsiniz. Ben Alexa'yı şeyden Amerika'dan sipariş ettim. Evet, evet. Kargoyla getirtilemedim. Başka yani 10 takla atarak geldi. Hatta biz alacaktık da Baki sağ olsun işte anlatmıştı biraz. Yani çok efektif olacağını söylemişti. Türkiye'de bu servisin üzerinden 2 sene geçti gelmiştir diye umuyordum ama gelmemiş sanırsam. Hala gelmedi ama ben bir home automation yaptım Türkiye'de. Hatta bende Google Home var.
Yani şey, ben meraklıyım o konulara. Evet, evet. Ne güzel. Şey. Hatta bayağı anlatmıştım, biliyorum o yüzden. Ben şeyi merak ediyorum, sordunuz mu? Şu anda Bora AWS tarafını anlattı. Sizler de Amazon şey, Azure tarafını anlattınız. Onun dışında, yani ben hakikaten grey alan Türkiye olarak söylemiyorum bunu. Herkes anlayacaktır beni. Ben Türkiye'de otomasyonu on-prem kullanmak istiyorum dediğimde Onur'un bahsettiği 2-3 tane tabi mi bağlayayım, yoksa burada geniş bir yelpaze var mı? Bu tabi yapılanlar için söylemiyorum. Evler olarak düşünün lütfen. Durumda burada otomasyon on-prem'de buna benzer araçlar ne durumda? Yok mu? Hocam yok şey, yani. Kime sordun onu kaçırdık. Sırayla bir cevap soruyorum. Ortaya sordum ben. Yani istediğiniz gibi verebilirsiniz. Merak ettiğim konu oydu. Şimdi buyur abi. Hı? Yani hocam, elinizde PowerShell varsa hiçbir tool'a ihtiyacınız yok. Bütün her şeyin bir PowerShell CM diletileri var. Ne bileyim, hani şey kullanıyorsunuz. Data center kullanıyorsunuz. Bir VMware kullanıyorsunuz. VMware'in API'ı var. PowerShell extension'ları var. Bunları kullanarak otomasyon yapabilirsiniz. Yani illa birilerinin bir dashboard yazıp size onu sunmasına gerek yok. İstediğiniz şey efektif mi? Yani bu anlıyorum da şunu merak ediyorum Bora. Bu PowerShell yapıyorlar. Çok duyuyoruz zaten. Biz de çok kullanırız. Müşterileri de yeri geldiğinde çözebiliriz. PowerShell yapıyor. Ya bu kadar büyük bir yatırımı boşuna mı yapıyor yani cloud servis sağlayıcılar? Ya PowerShell yapıyorsa işte on-premise çalışıyor sonuçta. Azure Function'da PowerShell'den de bahsetmişler herhalde. Ben kaçırdıysam bilmiyorum. Yani o zaman bunların hiçbirine gerek yok mu? On-prem'de PowerShell ya da buna benzer dashlerle çözüyor muyum ben bu işi tamamıyla? Bence çözersin hocam ama. Çözer miyim? Çözersin ama şöyle şeyler var işin içinde. Şimdi bunu yaptığın zaman bunun bir okunabilirliği, bir devamlılığı olması lazım. Bahsettiğin gibi bir ortamda bunu yaptığın zaman bunun okunabilirliği daha kolay oluyor. Yoksa benim oturup da yazdığım bir PowerShell skripti başkası gelip çözmesi, şey yapması uzun zamanlar alabilir. Yani bir insana dedike olabilirsiniz PowerShell kullanarak ama hani orada sorduğun soru asıl o değildi. Ya illa gidip bir şeyler almam gerekiyor mu? Hayır. Database kullanmam gerekiyor. Evet. Aynen. Hayır, almanız gerekmiyor. Elinizin altında. Bugün de var. Bundan önceki, yani biz bunları bugün yapmaya başlamadık. Senelerdir biliyorsun sistem adminliği yapıyoruz. Biz 20 sene önce de Windows'un CMD'siyle, DOS'la, ne bileyim 5'le bir sürü şeyler yapıyorduk. Python'la bir sürü şeyler yapıyorduk. Yani yapmak istedikten sonra yani önünüzde hiçbir engel yok. Oturup öğrenirsiniz, yaparsınız. Yani konu bu. Ama bugüne geldiğimiz zaman şeyden hiç bahsetmedik mesela bu arada. Yani bir resource'lar var. Bir şeyler yapıyoruz ama o developer'lar source control kullanıyor burada. Onlar çok hakimler. Bunun sistemciler tarafından da kullanılması gerekiyor. Yani yaptığımız şey kendi bilgisayarımızda veya bir sunucunun içinde durmaması gerekiyor. Onları bir source kontrolle Git'e, ne bileyim Bitbucket'a bir yerlere atıp bunun üzerinden çalışmamız, bunlara da CI/CD pipeline'lar yazmamız gerekiyor. Diyeyim. Ben alayım topu. Bir ekran paylaştım. Onu da büyüttüm. Kısa olarak bahsettim ama kaynak da vermiş olayım Mustafa Hocam. Şimdi on-premise data bağlantısını yapmak Logic Apps ile mümkün ondan sonra. Yani bu tabii şu anlama gelmiyor. Ben bütün işi on-prem'de mi yapmış oluyorum? Hayır, ama on-prem datamla çalışabiliyor muyum bu otomasyon tool'larıyla? Evet, çalışabilirsiniz. Birçok data gateway'i var. Aşağıya da indiğim zaman data source'lara baktığımız zaman IBM'in DB2'sundan tutun da işte MySQL, Postgre, Bistalk Server, zaten Bistalk'a bağlanıyorsanız bütün entegrasyonu yapabiliyorsunuz demektir. Bistalk bir entegrasyon sunucusu. Dolayısıyla native olarak desteklediği resource'larda bunlar diyebiliriz. Buradan incelenebilir Logic Apps tarafı en azından. On-prem'deki datalarla bağlama açısından. Şey içerisinden sordum Onur Hocam, fark etmişsindir de zaten. Bu
çözümleri kullanmanın, yani bulut tarafındaki avantajları çok fazla malum. Direkt bunun dışında bir çözüm olmadan, işte sen anlattın, hibrit ya da buna entegre konnektörlerle bağlanabiliyor dedin. O olmadan biraz imkansız gibi geliyor. İşte Bora'nın verdiği PowerShell örneği dışında. Evet, çok yani onu demek istiyorum. Yani illaki bir yöntemi alabilmek adına çözümler kullanılıyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ya bu şunun gibi aslında, yani hep şuna dönüyor konu. Bunu hosting tarafında da konuşmuştuk. Ondan sonra on-prem versus cloud savaşına dönüyor. Neden şöyle dönüyor? Şimdi on-prem'de mesela ben size bütün seanslarda herhalde bir 20-30 defa söyledim. Yeni platform Kubernetes mesela diyorum sürekli. Şimdi Kubernetes'i siz bir object storage yapabilirsiniz. Yani bir blob storage aslında. Veyahut da S3 bucket diğer ismiyle. AWS cinsinden konuşacak olursak. Ama bunu yapmak için bir Kubernetes cluster'ı kuruyorsunuz. Sonra object storage programı alıyorsunuz. Bunun high availability'sini sağlıyorsunuz. Backup'ını sağlıyorsunuz. Disk IOPS'larını sağlıyorsunuz. Yapabiliyor musunuz? Evet, yapabiliyorsunuz. Ama bir yanda da create new blob storage deyip 2 dakika demeyeyim, herhalde muhtemelen 20 saniye sonra hazır edebildiğiniz bir blob storage'den bahsediyoruz. Dolayısıyla konu şöyle oluyor genelde: information security, regulasyon ve maliyet. Bunları sağlayabiliyorsanız genelde cloud versiyonu her zaman için çok daha avantajlı oluyor diye düşünüyorum. Çok sağ ol. Ortada operasyonel maliyet kalmıyor yani cloud'a geçince. İlla birisini kullanmanıza da gerek yok artık. Hani Logic Apps'i anlattı hocam. Girip herhangi birisi de biraz kafası çalışan, hiçbir tek bilgiye sahip olmadan da azıcık doküman okuyarak bunları çok basit şekilde yapabilir. İlla bir uzmanına da gerek yok yani. Diyeyim. Çok basit ilgini indirgedim ama. Ama aslında amaç da bu arada. Yani o işte Microsoft'un çok böyle ağzında plasenk olmuş bir cümledir. Yapay zeka ile ilgili çok kullanır bunu. Bir şeyin demokratikleştirilmesi, yani herkesin erişimine açılması. Yani cloud'un da zaten bir anlamda, hani biz hep böyle scalability'ler, secure'lar, extensible'lar falan konuşuyoruz ama arka taraftaki bir mesaj da burada, bunu herkesin yapabilir hale gelmesi. Yani hatta ilk çıktığında işte Microsoft'un da buna uygun bir jargonu vardı. AWS'in de, Google'un da vardı. Söylem şu: siz işinize odaklanın, altyapıyı biz yönetelim. Yani aslında yeni dünyada şu isteniyor: birileri kod yazsın, bir fikri var, o kodu yazsın. Arka tarafta yok sunucu ayakta mı, ping iyi mi, kötü mü, backup'ı alınıyor mu, secure mu, kimse bununla uğraşmasın. Çünkü Emre ile sohbet ediyoruz burada. Arka tarafta devasa bir kadro var, inanılmaz bir emek var. Şimdi ben bir tane fikrim var, oyun yapacağım veyahut da örnek veriyorum, bir tane sosyal medya şey yapacağım. Ama Facebook'sanız zaten bu parayı verirsiniz bu arada. O payı, ama siz bir startup'sınız. Ben bir startup'ım, şu anda bir fikir geldi burada sohbet ederken aklıma. Şimdi ben birincisi buna, bu fikre mi para yatırmalıyım? Yoksa Emre Ozan Memiş gibi çok değerli bir değil 10 tane kaynak alıp bütün parayı buraya mı yatırmalıyım? Aslında sorun burada çok sürünceme geliyor. Yani cloud'un arkasındaki en basit, şimdi artık cloud çok hayatımıza ve kanımıza nüfuz ettiği için konuşmuyoruz bunları ama esas ve en temel mantık bu. İşi hızlı bir şekilde bitirin, altyapıyı düşünmeyin, kodunuzu yazın, hayata geçirin. Yani o genişletilebilir olması, secure olması, backup alınabiliyor olması, bunlar aslında işin birazcık daha böyle bir marketing tarafında kalıyor artık günümüz itibariyle. Ama esas lojik ne? Otomasyona mı ihtiyacım var? Bir tweet geldiği zaman atıyorum, birisine mail mi attıracaksın? Bu çok basit bir iş. Bunu ben sana sunuyorum. Sen işine odaklan. Niye o tweet'i alıp birisine mail attırmak istiyorsun? Çünkü marketing kampanyası yapmak istiyorsun. Çok basit. Yani bu marketing kampanyasını yapmak için bir kod, bir developer alman gerekiyor. Kim alman gerekiyor? Mert Yeter'i alman gerekiyor. Şimdi Mert'in de hepimiz biliyoruz 3-5 bin liraya çalışmadığını. Ondan sonra ne yapacağız? Alamıyoruz. Cebimizde para yok. Ondan sonra dolayısıyla olay bunu çözmek. Yani Mert'i fiyatını, maliyetini karşılayamıyoruz. Maalesef arkadaş çok yüksek rakamlar istiyor. Ben startup yapamayacak mıyım? Konu bundan ibaret diye özetlemiş olayım ben de. Hocam en azından ben Türk lirasına çalışıyorum. Ben de özetlemiş olayım. Evet, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğumuz için keza aynı. Burada Baki hocam. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Twitch'i okuyorum. Bakalım soru var mı diye. Yok, benim sesimle ilgili yorumlar gelmiş. Kusura bakmasınlar, zaten default'u da çok yüksek. Bugün de herhalde stream programında çok açık bırakmışım. Şimdi arkadaşlar, çok keyifli bir oturumdu.
Baki hocam sağ olsun müthiş bir otomasyon örneğiyle bayramımızı da kutladı. Bayramımızın evet. ikinci gününde dijital asistanıyla. Baki hocamın çalışma ortamına ne diyorsun Mert? Asistan bayan, iş yapan bayan, konuşan bayan. PowerShell'in background'ında bile bir bayan var. Çalışmak ister misin böyle bir iş yerinde mesela? Sonra aslında musluklara katılıyorum. Çok da istemem. Çünkü biz laf geçiremiyoruz Baki gibi. Niye adam geçirdi biraz işte bak çatır çatır. Yapmasını biliyorsun. İşte hocam bir ara özel ders almamız gerekiyor. Bunu anladık şu an. Tamam sonra peki. Sonra hemen. Bunun için özel bir seans yapacağım o zaman sizinle. Özel bir tane yapalım. Şöyle bir. Çok taş hak kirleri. Bin defa taş hak kirleri. İyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi hocalarım çok teşekkür ediyorum. Yine süper keyifli bir seanstı. Ağzınıza sağlık. Bugünkü seansımızda sonuna geldik. Şimdi otomasyonu konuştuk. Şimdi otomasyon küçük küçük böyle örnekleri yapılacak ama sınırı olmayan bir şey. Yarın çok core business'ımızda kullandığımız otomasyonu da kapsayan Baki hocamın anlattığı üzere birçok anlamda ve İki gün önceki seansımızda konuştuğumuz altyapının kodlanması. Yani biliyorsunuz artık dünya çok ciddi bir kod fırtınası var. Her şeyin text, her şeyin kod olması gibi bir eğilim var. Haklı sebeplerden dolayı, kolay yönetilebilir olmasından dolayı. Dolayısıyla biz artık sunucusundan, konteynerına, Kubernetes'inden, Logicapps'ine her şeyin bir komut dosyasında durmasını, Bora'nın üstüne basarak söylediği bunu kayıt altına alınabilir, bir repository de tutulabilir, denetlenebilir bir dünyaya geçiyoruz. Bu çok önemli bir ekosistem bu arada. Bunun da altyapı tarafında nasıl yapıldı? Yani infrastructure as a code konusunu inceliyor olacağız. Burada çok değişik örnekler yapıyor olacağız. Yarınki konumuz infrastructure as a code. Ben yine bayram günü bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Bayram günü beni yalnız bırakmayan hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle deyip sözü size bırakıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin. Yoksa yayını sonlandırıyor olacağım. Herkesin ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar tekrar. Teşekkürler. Herkese görüşmek üzere. İyi bayramlar. İyi bayramlar herkese.